Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dediler, men cennetke ahri gibi olup yürüyen adamda öleman dedi. Cehennemden ahri gibi olup çıkıp cennetke hem ahri gibi yürüyen benden öleman dedi. Bu kişi ahri gibi olup çıktı. Küydü, azablandı. Allah biladı 100 yıl durdu mu, 1000 yıl durdu mu, 10 yıl durdu mu çıktı. Ottan kaçıp gelerekken ot bir yetedi. Kaçıp aladı. Bir yetmeydi. Yani az gün yürgenlikken ot gelip yana uğradı. Peygamberimiz hikaye kıveri yaptı buradalar. Haliki adam ottan bir nebire sakaladı da çıkıp aladı. Ahırı ki çıkayken adam cehennemden. Halbı da zerreçin imanı var adam cennet yekiladı buradalar. Amalları köprüğü için, günah amalları köprüğü için dozakta küyedi. Lekin bir gün çıkardı. Bana şu ahırı adam. Ahırı adam cehennemden çıkıp geri yaptı. Ondan ki hiç kim çıkmıyordu. Ot yetmeydi ki ama masafaki barba genden ki. Senden beni kurtarırken Allah Azze ve Celle büyük deydi. Ve dünyadaki en katta nimet egesi ekenliğini his kılıp oturadı. Çünkü kurtuldu da ottan buradalar. Haliki otta küyüp azablanıya tuttu da 1000 yıl mı 500 yıl mı çıkıp durup senden kurtarırken Allah her nasadan her kendi ayıptan pak de razı olup oturadı. Çünkü çıktı da. Karış nasıl verilmedi bunca. Lekin azaptan kurtuldu. Buradalar işi yürüşmeyken bu sefer. Zato tanis sağ ol. Polis köp bulmasa, zato kaziz yok ol. Köreyim siz turgan halat izi nimetle yine. Şimdi Allah da Allah şu bandasını erkeletip, cennet darahlardan bulgen bir darahını közü diye tadı gel, masrafı gel, kürsatı koyarken. Bende razı turgan halat eden, bende başka nesini soramayım ben deken, lakin Allah da Allah erkeletip, kürsatı koyarken. Şimdi bende, darak yakarırken, özünü halı yakarırken, ey Rabbim derken, şu darakını yakın kıyın beni. Allah derken, ey adam bolası, eğer onu bilsen, yine ziyade kıldık soramayın ki insan. Ya parvadigar, şu darakını versen bu oldu, kayıt fişinesi soramayın ben derken. Allah kerim zor, ne mege körsattı? Bir iş için körsattı. Birerken, hali ki bende, darahtını atlık eke yanıdan ki onu soyasıdan, meyvesiden, hididen, hararatından huzur alıp en katta nimet menge belirli de oturarken. Çünkü yolda körmedi ondan zorluğunu. Biz, bizden zorluğun nimet agenli olanı köremiz, özümüzü nimeti körmeyemiz. Bu şimdi bir halatı turgen payette Allah da Allah nandarağda onların çırağıyla olarak yine körsatı koyardı. Hali ki ben de kayıtlı sura mühimmende vaada vergen. Lekin bende o. Aciz o, zayıf o. Allah'ını mey körsattı. Bir iş için körsattı. Darak yakalarken, özünü halat yakalarken, ahırı çıdamazdan, parvardigar. Ana şu darak diyen bir evdir iken. Ey adam bolası. Ahir sura mühimmende odun yok. Bir ağır parvardigar der iken. Eğer onu versem, bundan hem ziyadana sorar mı ki insan? Parvardigar başka sura mühimmende odun. Ondan hem kattarı darakta ayda durup da şimdi bu ondan hem zor. Şimdi zor oldu deyip dursa Allah da Allah cennetke yakın, cennetin darazası yakın bu gene bir de darakını görsatadı. Şakir koymuşsun da ona cennetke test etsin. Bana görüyorlar da şöyle oturuyor adamlar her hıl halatlarımız. İçtimai, iktisadi halatımız her hıl. Lekin cennet hakkında yapılırsa, ahirat hakkında yapılırsa, kalplerimiz bir hıl huzur aladı. Ne bana alamadı bu? Siz bilen bizdeki imanda alamadı. Şimdi hiç neyse tasına oturursun mu? Kılıp. Bu beni ayırmaz o. Eğer sizce tasını kılmayken bu size muammayız. Çünkü başkalarına tasını kılıyor. Hali ki ben de parvadigarından şu darak diyen soruyordu. Allah da Allah bir adam gel. Bir adam. Şimdi hiç neyse soramayım ben de oturken de Allah da Allah cennetini kızıl altından bugün darvazasını açıp koyalım. Darakını taydı oturup mazakliyat oldu. Allah da Allah şimdi cennet diyen kürsatı koydu. Cennetteki kasırlar, hizmetkarlar, bağlar, kuşlar, sular, şaraplar bunu görgenden ki ben de sabır kılamaydı. Yani kaytar vatamız Allah Azze ve Celle nimege kürsatı yaptı bunu. Sureler miyimden de yaptı Allah-u Teala. Ve kâle rabbukumu du'uni estecib lakum. De yaptı. Dua kılıyorlar, icabat kılaman de yaptı. Rabbim beni cennet çekirgiz diye.
Ve adam bolasın deydi. Allah da olur. Nima qilsan rozi bo'lasan, nima qilsan xursand bo'lasan. Jannatga kirsang bo'ldi deydi. Kir deydi. Deganda banda xijolat bo'lib, Parvardigor joy qoldimikin menga deydi. Chunki kim oxirgi bo'lib kiryapti bu? Oxirgi bo'lib kiryapti. Shunda Alloh taolo ajib bir nido qiladi. Agar senga dunyochalik jannatni bersam, rozimisan? Yana shunchani qo'shib bersa, mana shu dunyo hayotimizdagi ikki barobar keladigan, yer shariga ikki barobar keladigan jannatni bersam, rozi bo'lasanmi der ekan. Dunyodagi qaysi podshohning mulki yer yuziga teng? Bo'lganmi bu narsa? Bo'ladimi? Bo'lmaydi. Endi bu kimga berilyapti bunchalik ne'mat? Oxirgi odamga berilyapti. Oxirgi odamga berilyapti. Allohning karamini ko'ring birodarlar. Shunda senga shu dunyoni chalik va shunga qo'shimcha yana bir jannatni bersam rozimisan deganda Parvardigor meni masxara qilyapsanmi der ekan. Deb turib Ibn Mas'ud roziyallohu anhu kuldi. Kulib turib nimaga kulayotganimni so'ramaysizlarmi dedi. Nimaga kulyapsiz deyishdi. Rasululloh kuldi dedi. Rasululloh nima uchun kulganini so'ramaysizlarmi dedi. Ha Rasululloh nimaga kuldi dedi. Boyaga Parvardigor meni masxara qilyapsanmi deganda Alloh taolo kuldi dedi. U eng oxirgi bandasiga Alloh taolo eng oxirgi jannatga kirayotgan bandasiga shuncha marhamat qilyapti. Ettiroq kirganlarga nima bor ekan? Alloh taolo unga falonchi ne'matni beringlar dedi. Banda roziman dedi. Alloh taolo yana shuncha beringlar dedi. Banda roziman dedi. Yana shuncha beringlar roziman 4 marta aytadi. İki madde emas, 4 madde aytadi. Alloh taolo aytadi. Yana shunchalik, yana shunchalik, yana shunchalik, yana shunchalik, yana shunchalik, yana shunchalik ziyoda qilinglar deydi. Nechta bo'ldi? Bu dunyoga 10 barobar keladigan jannat beriladi. Kimga? Oxirga kirgan bandaga. Sahobalar buni eshitib, "Yo Rasululloh, bu oxirga kirilgan odamga shuncha berilsa, sal yuqoriroq manzilatdagilarga nima beriladi?" deganida payg'ambarimiz aytdilar, "Uni hali ko'z ko'rmagan, quloq eshitmagan insonni aqli bovar qilmaydigan ne'matlar." Kirar ekan bu, davomi bor. Kirib, xura ayinlardan ikkitasi uni oldiga keladi. U kufr aytadi, "Seni bizlarga va bizni senga yaratgan Allohga hamd sano bo'lsin" deydi. U kishi aytadi, "Menga hech kimga berilmagan xotin muhtanar ekan. Menga hech kimga berilmagan ne'mat berildi" deb turib, ayollarning oldida maqtanar ekan. "Menda dunyoga 10 barobar kelgan jannat bor" der ekan. Birodarlar, bir otani Alloh taolo jannatdagi manzilatini ko'tarar ekan. Qiyomat kuni tilla tosh kiygizar ekan. Nurdan bo'lgan libos kiygizar ekanki, Parvardigor meni bunchalik avval yo'g'di-yu, qayoqdan keldi bu narsa? Farzandingga Qur'on o'qishlikka sharoit qilib berganing uchun va farzandning Qur'onni ta'lim olib, unga amal qilganligi uchun. Ko'raylik farzandlarimizga nimani ta'lim beryapmiz, nimani o'rganishlikka ularga bir sharoit yaratib beryapmiz. Nimani deb odamlar bir-birini itmishi bo'lib yuribdi birodarlar. 5%, 3%, 10% foydali odamlar umrini o'tkazib yuboryapti. So'raylik o'zimizdan. Mana shu jannatga biz oshig'imizmi yo'qmi? Mana shu jannatga kirishda umidimiz bormi yo'qmi? Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Videoyimiz tez chiqish uchun videoyimizga like tugmachasini bosing. Albatta obuna bo'lishni unutmang.